Anne. Cemal'im. Ne oldu, bir şey mi oldu Esra'ya? Sana ne oldu ya? Anne, kaza mı geçirdiniz? Anneni bilmiyor musun? Çarptım işte. Esra'ya ne oldu? İyi Esra, iyi, iyi. Söylesene anne, ne oldu? Niye buradasınız? Niye İstanbul'dasınız? Esra. Ya anneciğim çıldırtma beni. Ne oldu? Niye buraya geldiniz diyorum ya? Bir bebeği oldu. Ama sağlığı iyi. Çok şükür. Anlamadım. Ne bebeği? Orada mesela. Dur bir konuşalım. Çekil konuşacağım Esra. Bak bak dokunma. Bir şey yapacaksan önce beni öldür Cemal. Ya dokun. Çekil önümden anne, konuşacağım sana. Abi, abi ya, abi ya. Nasıl yaparsın lan bunu? Ha? Nasıl yaparsın lan bunu? Abi ne olur affet. Cemal sakin ol. Nasıl affedeyim lan ben seni? Ulan bu kadın aylarca ağladı be. Kızım nerede diye. Babamın hastalığı senin yüzünden daha da kötü oldu. Haberin var mı? Ulan Allah'ın her günü seni sordu ulan o adam. Bunun için mi? Hı? Bunun için mesela. Ah, çok şahane ne olur. Ulan bir namusumuz vardı, onu da iki paralık ettim be. Yazık lan sana. Ulan hadi beni geçtin, babamı hiç mi düşünmedin? Adam ölürken seni sayıkladı Esra. Kim lan bunun babası? Ha? Kim lan bunun babası kim? Kimden peydahladın lan çocuğu? Cemal! Ha? Cemal! Kim ulan bunun Cemal, babası? Kızım yeni doğum abi yaptı Cemal! Bana bak, seninle görüşeceğiz. Cemal! Tamam mı? Cemal hadi lütfen. Tamam. Cemal, bitti mi? Sakinleştin mi? Adam gibi dinleyecek misin şimdi? Sakın bana kardeşini affet falan deme. Duydun mu? Sakın! Benim öyle bir kardeşim yok artık. Gitsin babası kimse o baksın onlara. Sen de siliyorsun defterden. Duydun mu? Senin de öyle bir kızın yok artık. Kalsın burada. Sesin. Gel benimle. Nereye ya? Yeğenini görmeye. Görmeyeceğim ben onu. Duydun mu? Bak Cemal. Sen istesen de istemesen de o senin yeğen. Kanın, canın. Senin üzerinde en ufak bir analık hakkın varsa o bebeği görür. Görmeyeceğim. Yoksa sen analık hakkımı helal etme. Görmeyeceğim. Bak. Bir erkek. Adı da Asaf. Esra öyle istedi. Sen istesen de istemesen de o senin yeğenin. Ne anasının ne babasının günahlarının sorumlusu değil o çocuk. Sen şuncacık yavruyu nasıl görmezden gelebilirsin ki? Nasıl yok sayıyorsun ki sen onu? Günahsız o. Sana muhtaç o çocuk, muhtaç. Anası aciz, babası ortada yok. Dayısından başka kol kanat girecek hiç kimsesi yok o bebeğin. Cemal, ona sahip çıkmak zorundasın. Unuttun mu, bu ailenin reisi sensin. Babana verdiğin sözü unuttun mu?
Bu bebeğe sahip çıkacaksın sen Cemal. Eğer yeğenine, kız kardeşine sahip çıkmazsan beni de unut. Anneni de unut o zaman. Çünkü ben torunumun ve kızımın yanında olacağım.